Şimdi Saadettin'in tabi İsmail Ağa'yla, İsmail Ağa'nın biraz yanlışı şurada, öngörmüyor. Bir de geç davranıyor. Bu sefer alıyor başını, haberler gidiyor. Şimdiki İsmail Ağa'dan kaset şantajı gibi şeyler Tele1'de, şurada burada, Halk TV'de vesaire kanallarda gördüğüm kadarıyla. Her yerde hocam. Yani aynen. Bu şimdiki İsmail Ağa'dan böyle bir şantaj, mantaj, kaset işi. Bugün açıkladılar zaten. Bugün açıklama yaptılar. Bizim, ya tamam, bunlar böyle bir şey yapmaz. Nezih insanlar, hepsi kıymetli aile. Bu Saadettin niye yapıyor? Ya niye yapıyor? Peki mesela senin bir şeyhlik iddian falan mı vardı? Ya şimdi bir defa Saadettin'in adam orada konuşmasından işte çocuklarım diyor ki 2023'te Mehdi çıkacak diyor. Bunu diyor nereden aldı? Aynı havasçı işte. Barış Manço'nun ledün ilmi varmış. Barış Manço'nun da bir ledün kitabı varmış. O gizliymiş. Barış Manço'nun kitabındaki Epçet'ten, Mepçet'ten 2023'ü buldum diyor. Yani şimdi bu adamdan dolayı Barış o da Manço. Barış Manço. Manço şarkıcı Barış Manço. Barış Manço. Barış abi. He, Barış abi, evet. O konuşması var. Ben sana çözümünü de yaptırdım. Bana lazım değil, sana verebilirim yani. Kutuplara kızmayın. Vallahi değil, olur herkes böyle bu gidişle. Ama durum bu. Bu adama da sen bizden değil, bu bizi temsil etmiyor, geç kalırsan başımıza bu kadar haber çıkarttılar yani. Adam diyor ki işte Tayyip Bey diyor farkındaysanız diyor çok durgundu, donuktu diyor. Çünkü diyor neden diyor, tabuttan diyor, şimdi sen esas hurafeleri okumadın yani diyorum. Onlarda ben tevil bulabildim yani. Buna ne bulacaksın şimdi? Ne diyor? Diyor ki tabut. O konuşmada o kaçar. Diyor ki efendim Mahmut Efendi diyor tabuttan diyor Tayyip Bey bir teveccüh diyor. Bunu diyor met ediyor da tabiri diyor caizse diyor robotlaştırdı diyor. Biz de sorduk diyor. Şimdi Mahmut Efendi öldükten sonra görüştüğünü iddiaden bu. Hadi öbürü zuhurat diyor. Bu canlı yaka zaten. Diyor ki sordum diyor. Efendim diyor niye böyle yaptınız diyor. Orada yazıyor hepsini ben sana. Diyor ki diyor bize muhabbetinden dayanamayıp fevran edip kendini paramparça edecekti. Onun için diyor biraz durgunlaştırdım dedi diyor. Bu adamın lafıyla Türkiye çalkalanıyor ya. Bu kadar da yani birileri hakikaten memleketi iyi oynatıyor. Yani arkadan neler götürüyorlar bu arada bilmiyorum yani. Kim ne yapıyor belli değil yani. Bu nedir ya? Bu nedir, bu adamın vasfı nedir ya? Şimdi bu adam İsmail'e ama önceden beri bir defa bu adam iptalci eden 5-6 sene yatmış. Bunlar adına İsmail Müftüoğlu, o zaman Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Mahmut Efendi'nin avukatıydı. Üsküdar Müftüsü olayından da beraatını alan odur. Hem de askeri mahkemelerden beraat almış. Yani askeri mahkemeden hiç öyle şey yok yani. Mahmut Efendi'yi seven, tanıyan bir şimdiki gibi mahkem rastlamaz yani. Böyle bir şey olmaz, olmamalı zaten. Ondan sonra İsmail Müftüoğlu'na illa şey yaptı, bunlar askeriye yazıyor bir şey, o Furkan dergisi vardı bunlar. Dergileri değişti bilmem ne. Birkaç gruba ayrıldılar şimdi. Onun aleyhine efendileri Mahmut Efendi dedi ki bunlar bizi temsil etmiyor. Bunlar zarar veriyor. Bunlarla bizim işimiz yok. Soyadı Usta Osmanlı olunca maalesef burada aileye de bir zarar gibi görülüyor. Ama ya onlara niye zarar olsun? Yanlış. İslamiyet'te suç ferdidir, şahsidir. Yani yanlış yapan, yanlış konuşan. Ben de suç duyurusu yaparım. Onu yaparım, bunu yaparım. Kasetler dediği konunun tamamı Atça'nın elindeki benimle ilgili 2009'daki bir muhabbetteki tarikat konularından sen benden ders aldın diyor. Şeyini bıraktın diyor bilmem. Ya sen bana teberrüken yazmışsın, mühürlemişsin, vermişsin. Ne yapayım, suratına mı çalayım? Sonra yırttım arttım. Ne icazeti verdi? Ya Kadir-i Rufai'den silsilesi var. Seyyidim falan diye. O silsileden teberrüken. Bende bir çuval var evde. Bütün ulema evliyadan bereket diye alıyoruz. Usulde vardır bu yani, isnat icazeti, delail icazeti, bilmem. Bazen de basarım kitabını, Delail-i Hayrat'ı şimdi şey yaptım. Evet. İbrahim Asani'kini koydum kaç şeyhten. Bu tarikat şeyi değil, tarikata girmek değil, biat değil. Adam o noktaları şimdi karıştırıyor, onları diyor sürerim diyor. Ben de diyorum. Pilav icazeti de vardı şeylerde. Var tabi, Osmanlı'da öyle neler vardı. Şimdi bu adamlar İsmail Ağa'yı, işte İsmail Saymaz güzel yazmış. İsmail Ağa'ya diyor birkaç kere bomba bıraktı ama diyor. Bu seferki bomba diyor, İsmail Ağa'yı tam bombaladı diyor. Hakikaten çok doğru bir tespit yapmış. O bilgileri ben biliyorum, İptacı'ya bağlantılar ama tabii tarihleri hatırlamam.